Biz bu Sancağı Büyükşehir Belediyesi'nin talepleri doğrultusunda emaneten gönderdiğimiz Gaziantep'ten istedik, geldi. Burada yerinde olmasının anlamı daha büyük tabii ki. Ve emin ellere teslim ettiğimizi bilerek gönül rahatlığıyla protokolümüzü imzalıyoruz. Malatya kadim bir şehirdir. Malatya'yı tarif ederken bütün hemşehrilerimin bildiği gibi insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu ana yurt yapan destan şehri diye tarif ediyoruz. Hakikaten Malatya ana yurt olduktan sonra özellikle Danişmetler, daha sonra Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlılar derken günümüze geldik. Tabii özellikle Malatya'nın fethiyle birlikte Malatya'ya bir sancak teslim ediliyor. Bu sancak eski Malatya Karahan Camisi'nde uzun yıllar muhafaza edildi. Benim çocukluğumda da ve gençliğim süresinde de o sancak oradaydı. Ancak caminin restorasyonu ile camide bulunan müştemilatların Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne o dönemde devir ve teslimi ile birlikte geçmiş tarihte kalan sancağında bu arada Antep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne zimmette teslim edildiğini biliyoruz. Tabii biz tekrar cami restorasyonu yapılıp her şey yerli yerine oturduktan sonra biz Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze ve akabinde de Vakıflar Genel Müdürlüğümüze bizim sancağımızın tekrar Malatya'ya getirilmesi noktasında talep iletmiştik. O talebimiz Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz nezdinde ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz nezdinde uygun görülmüştür. Bugün o uygun görülmenin gerekçesi olarak burada bir protokol imzalayacağız Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle birlikte. İnşallah en kısa zamanda Malatya Sancağı Malatya Kent Müzesi'nde sergilenecek. Ayrıca tabi sancağın belirli zamanlarda dışarıya çıkıp halkın gösterimine sunulacak, ziyaretine açılacak. Ancak biz Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle Büyükşehir Belediyesi olarak da o sancağın birebir kopyası diye tabir ettiğimiz replikası yapılacak. O replika sürekli orada sergi alanı içerisinde ziyaretçilerimize açık olacak. Diğer zamanlarda özel günlerde 17 Eylül günü Malatya'nın kurtuluş günlerinde de esas sancağı çıkararak Malatya'daki hemşehrilerimizin ve Malatya'ya gelen ziyaretçilerimizin ziyaretini açılacaktır diyorum. Sancağın Malatya'ya gelmesinden büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu konuda başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, Vakıflar Bölge Müdürümüze, Malatya halk adına da teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum.